Hello Witches Bitches'lar, kanalıma, kovana hoş geldiniz. Bu bölümde çok beklediğiniz konulardan birini işleyeceğim. Wiccan Asa yapımı. Evet, bu bölümde bir Wiccan Asa yapacağız. Wiccan Asa nedir? Filmlerde gördüğünüz cadı asası. Tam olarak size küçük bir örnek vermem gerekirse şu şekilde olacak. Benimki asadan çok birazcık DNA'ye döndü. Bunun nedenini, nasıl yapıldığını, üzerine neler çizilmesi gerektiğini veya nasıl taşlar kullanılması gerektiğini, ne işe yaradığını şimdi bu videoda size anlatacağım. Onun öncesinde kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda katıl butonuna basıp ayrıcalıklı canlı yayınlara katılabilir ve size özel canlı yayınlarda yaptığım tarot seanslarına katılabilirsiniz. Şimdi öncelikle şu konuda anlaşalım. Bu vermiş olacağım asa asla filmlerdeki gibi ucundan böyle ışık çıkaran ya da Harry Potter filmlerindeki gibi insanları büyüleyen asalardan olmayacak. Sizin daha farklı Wiccan çalışmalarınızda, cadılık ya da okült çalışmalarınızda kullanabileceğiniz asa şeklinde olacak. Kendinize ilk önce bir ağaç dalı bulmanız gerekiyor. Benimki bayağı büyük oldu bulduğum ağaç dalı. Bunun nedenlerinden biri bunu Apollon Tapınağı çevresinde aslında enerjisini hissederek bu şekilde seçmemle alakalıydı. Çok nasıl anlatabilirim bunu bilmiyorum. Hissel bir durumdu benimki. Yine ağaç dalı seçerken Wiccan asanızı yapacağınız zaman ağaç dalınızı seçtiğinizde eğer ağaçtan koparacaksanız, ki bu en son tercihiniz olsun, ağaçtan izin isteyin. İlk tercihiniz yerde bulunan bir ağaç dalı olsun. Meşe en çok önerilen dallardan bir tanesi. Bunun nedeni ise yıllanmış bir ağaç olması, bilge bir ağaç olması ve aslında çok fazla şeyi görüp geçirmiş olması. Fakat siz kendinize yakın gördüğünüz bir ağacı tanımlıyorsanız o ağacın herhangi bir sağlam olan dalını da alabilirsiniz. İşlevi yani çürümemiş olmalı. Biraz daha kullanılabilir, işlevsel olmalı. En büyük dikkat etmeniz gereken noktalardan biri bu olsun. Daha sonrasında size bir doğal taş gerekiyor. Bu doğal taşı siz kendi burcunuza göre ya da burcunuza göre seçmek istemiyorsanız kendi hissettiğiniz ve size faydasını sağladığını düşündüğünüz ya da size gerçekten iyi geldiğini düşündüğünüz bir doğal taş varsa bunu seçin. Ben ametisti seçtim. Aslında ametist benim hem kendi burcumun taşı hem de gerçekten bana iyi geldiğini düşündüğüm bir taş. Bu yüzden ametisti seçtim. O da şu şekilde. Nasıl bayağı güzel olmuş aslında değil mi bakıldığında? Şimdi heyecanla bekliyorsunuz biliyorum. O yüzden size sırayla basamak basamak nasıl yapıldığını ve nelerde kullanabileceğinizi anlatacağım. Umarım videonun altına çok Harry Potter şakası ya da böyle saçma sapan büyücü şakaları gelmez. Bu aslında bu Wiccan asalar cadılık çalışmaları ya da spiritüel okült çalışmalar yapan geçmişteki bilgeler ya da ne diye tanımlıyorsanız cadı rahip, spiritüel rahip ne diye tanımlıyorsanız o tür kişilerin de kullandığı, çalışmalarında kullandığı, özellikle element çalışmalarında kullandığı bir araç. Zaten cadılık konusunda ne araştırırsanız araştırın, ilk başlamanız gereken ve ilk elde etmeniz gereken eşyalardan biri Wiccan asadır, cadı kazanıdır. Onun haricinde doğal taşlar ve yağlardır. O yüzden Wiccan asa çok temel bir gereksinim aslında baktığınız zaman. Sizin enerjinizi, çalışmalarınızda enerjinizi direkt olarak yönlendirmenizi sağlayacak ya da enerjiyi çekmenize yarayacak. Enerjiyi gözle göremezsiniz fakat büyük bir şekilde etkisini görüp hissedebilirsiniz. Doğal taş dedik ve dal dedik. Siz dediğim gibi daha küçük bir şey seçin. Ben hissel olarak bunu seçmek istedim. Aradığınız doğal taşı ve dalı buldunuz. Bunlar zaten en gerekli malzemeler. Ondan sonrasında üzerine çizeceğimiz bazı semboller var. Doğal taşınızı bulduktan sonra unutmadan en son asamızı herhangi bir yağ ile yağlayacağız kutsamak adına. Doğal taşımızı bulduktan sonra asamızı doğal taşımızla birleştirmemiz gerekiyor. Gördüğünüz üzere asanın üst kısmına doğal taşımızı yerleştirmemiz ve enerji alışını ve enerji verişini bu şekilde sağlamamız gerekiyor. Enerji çekimini
ve çalışmalarda yapacağımız enerji verme çalışmalarını, enerjiyi yönlendirme çalışmalarını aslında bu doğal taş sayesinde biraz da yönlendirmiş olacağız. Bundan sonrasında üzerine çizeceğimiz bazı semboller var. Ben 4 elementin simgesini de asanın üzerine çizdim. Hava, toprak, su ve ateş. Çünkü ben elementlerle de çalışıyorum aynı zamanda. Ritüellerimde ya da büyülerimde. 4 elementle de çalışıyorum. Artık yaptığım ritüel ve büyüye göre değişir. Ve asanın bir diğer kısmını ise koruyucu tılsımı sembolü olan pentakılı, koruyucu yıldızı ve bir altına da benim için büyük bir anlam ifade eden sonsuzluk ve reenkarnasyonu işaret eden sembolü çizdim. Bunlar benim aslında hayatımdaki etki eden büyük sembollerden ikisi. O yüzden bunları tercih ettim. Size karşı neyin sembolün denk geldiğini merak ediyorsanız ya da bilmiyorsanız kanalımda bununla ilgili bir video var. Sembollerin kullanımıyla ilgili hangi sembolün neyi ifade ettiğini gösteren bir video var. Buradan biraz tüy alabilirsiniz, ipucu alabilirsiniz. Ben sadece tek bir elementle çalışıyorum ve tek bir sembol çizmek istiyorum diyorsanız aslında bu sizin için daha faydalı olur. Karıştırmamış olursunuz. Basic baby witch'ler için, yeni başlayanlar için daha çok tek bir elementin sembolünün çizilmesi çok daha iyidir. Etki eden, sizin hayatınızda büyük yer kaplayan ya da size kendini en çok çeken element neyse onu da üzerine çizebilirsiniz. Tercihim aslında kazıyıp yakmaktı. Yani planım bu şekildeydi. O sembolü kazıyıp bir şekilde yakmaktı. Ama olmadı çünkü çok tahmin ettiğim kadar kuvvetli bir asa değilmiş. Kırılmasından çok korktum. O yüzden şimdilik sadece bir kalemle çizdim. Tabii bu etkili bir şey değil. Bunu da söylemek istiyorum. Etkili olmasını istiyorsanız kendi elinizle bir ateminiz varsa ateminizle aslında atem dediğim şey bıçak. Bununla beraber elementi, sembolleri çizmeniz ve daha sonrasında asa ile bir çalışma yapmanız gerekiyor. Peki bu çalışma nasıl olacak? Hepsini yaptınız, tamamladınız. Asamızı daha sonra herhangi sevdiğimiz güzel kokulu bir yağ ile kutsamak için yağlıyoruz. Benim en sevdiğim kokulardan biri, en sevdiğim kokular orman kokusu içeren kokulardır. O yüzden çay ağacı kokusunu çok severim. Onun haricinde istiyorsanız lavanta bunun için en uygunudur. Yeni başlayanlar için. Çünkü direkt 6. hisle bağlantılıdır ve 3. gözünüzü de açar. Lavanta yağı kullanabilirsiniz. DNA'nızı kutsamak için, yağlamak için. İşlem tamam. DNA'mızı hazırladık. Peki bundan sonraki süreçte ne yapmalıyız? Bundan sonraki süreçte DNA'nızı alıp dışarıda toprak bir alanın üstünde çemberinizi çizip küçük bir element çalışması, elementleri çağırma çalışması yapıyorsunuz. Çemberinizi açtıktan sonra kendinizi bir ışık alanın içinde, ışık çemberin içinde hissedin. O şekilde imajine edin. Ufak bir element çalışması yapın. Suyu, havayı, toprağı ve ateşi çağırabileceğiniz küçük bir çalışma alanı yaratın kendinize ve çağırdıktan sonra bu elementleri vücudunuzda hissetmeye çalışın. Bu elementlerin DNA'ya aktığını düşünün. Bu elementlerin enerjisinin daha doğrusu DNA'ya aktığını düşünün ve enerji dolu olduğunu düşünün. Ki zaten o hissin size geçmesi gerekiyor, o hissin size gelmesi gerekiyor. Kendinizi hissetmek zorunda da hissetmeyin bunları yaparken. Eğer kendinizi zorlarsanız zaten hiçbir şey başaramazsınız. Bu denekle neler yapabilirsiniz daha sonrasında? Şöyle ben bir çalışma yapmaya çalıştım ve başarılı olduğumu düşünüyorum. Telekinezi çalışmalarımda kullanabilirsiniz. Benim en sevdiğim alanlardan biridir. Gösterdiğim gibi kapı açıp kapama gibi bir çalışma yapmaya çalıştım. Bence başarılı da olduğunu düşünüyorum. Daha da ilerletmeyi düşünüyorum kendimi bu konuda bu arada. Bu tarz enerji çalışmaları, telekinezi çalışmaları, ritüel çalışmalarınızı, pagan sabbatlarını kutluyorsanız bu çalışmalarınızda altarınızı temizlemek için, altarınızı kutsamak için, altarınıza enerji yönlendirmek için kullanabilirsiniz. Yani aslında enerji çekmek için ve enerji vermek için yapılabilecek bütün çalışmaları bu kendi yaptığınız el işi DNA'nizle
yapabilirsiniz. Çünkü bir kere zaten ona bir zaman harcıyorsunuz. Kendi enerjinizi veriyorsunuz ve kendi ruhunuzu katıyorsunuz. Yani hiçbir şey yapmasanız bile yani hiçbir şey yapmasanız derken ciddi anlamda hani derin bilgilere sahip bir şekilde bu değneği hazır etmeseniz bile zaten ruhunuzu ve enerjinizi kattığınız için otomatik olarak enerjiniz ve ruhunuz bu değneğe geçecektir ve sizinle işbirliği yapacaktır. Sadece ona arkadaşınız gibi davranın ya da çalışmalarınızda hani güvenin, sizinle işbirliği yapacağına güvenin. Çünkü diğer malzemeler için de bu geçerli ama konumuz bu olduğu için bu şekilde bunu söylüyorum. Zaten en önce hislerinizden emin olun, yapabileceğinizden emin olun. Yapması zor bir şey değil anlattığım gibi. Aslında kolay bir şey. Evet, beklediğiniz Wiccan Asa yapımı böyleydi. Zor değil. Zaten böyle şeyler zor değil. Hiçbir zaman da zor olmadı. Tabii ki erişilmesi imkansız kadim bilgiler var. Fakat bu tür çalışmalar, bu tür uygulamalar, bu tür inanç sistemi aslında bu inanç sistemi tamamen duyguya, düşünceye ve hissiyata yönelik bir inanç sistemidir. Gösteriş için yapılmaz. Ya da birilerine hava atmak için, ne bileyim, birilerini kıskandırmak için, birilerine şov yapmak için bu tür bir inanç sistemi sürdüremezsiniz. Bu tür çalışmalar yapamazsınız zaten. Yapsanız da elinize hiçbir sonuç geçmez. Ne demek istediğimi umarım anlamışsınızdır. Sizin işinize yarayacaksa, işinize yarayacağını düşünecekseniz ve inancınız gereği böyle bir şey yapmak zorunda hissediyorsanız kendinizi zaten yapın. Onun haricinde eğlenmek için, hava atmak için yapmak istiyorsanız pek bir işe yaramayacaktır. Sadece sizin için bir dekor olacaktır. Evet, Wiccan Asa yapımı buydu. Umarım bir sonraki videoda tekrar daha güzel konular, daha büyüsel konularla karşınıza çıkarım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ayrıca katıl butonuna basıp ayrıcalıklı yayınlara katılıp tarot seanslarına da katılabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize büyülü, sihirli ve ışıklı günler diliyorum. Bay bay.